Şekerin kanser hücrelerini beslediğini gösteren hiçbir kanıt yok elimizde. O sebeple şeker kanseri besler lafı çok düz mantık geliyor bana göre açıkçası. Şekeri tedavide kullanmamamız gereken durumlar olabilir. Örneğin yoğun kortizon verdiğimiz hastalarda şekerin kan şekerini yükseltme hızı fazla olduğu için beslenmeden çıkarılması gerekebilir. Burada bahsettiğimiz, konuştuğumuz şey basit şeker, yani çay şekeri. Bunun dışında şeker içeren ya da vücudun tamamen şekere çevirdiği karbonhidratlar var. Bunlar sağlıklı karbonhidratlar. Ne mesela? Tam tahıllı ekmekten gelen karbonhidrat, yine şeker. Patatesten gelen, sebzelerden ve meyvelerden gelen, sütten gelen, yoğurttan gelen karbonhidrat var. Bunlar vücut için oldukça gerekli. Özellikle proteinlerin vücutta doku tamir etmesini istediğimiz dönemlerde enerji için de karbonhidratlar kullanılmalı. Dolayısıyla karbonhidratsız bir beslenme kanser tedavisi sırasında kabul edilemez. Şeker tabii ki beslenmenin içinde bol bol bulunabilir anlamı çıkmaması gerekir buradan. Çünkü basit şekerin özellikle kilo almaya meyilli insanlarda ya da kan şekeri bozuk insanlarda sağlığa zarar verebileceğini biliyoruz. Öneriler, rehberler, bu konuda güvendiğimiz rehberler bize günlük almamız gereken enerjinin maksimum %10'u kadar şeker alabileceğimizi söylüyor. Ortalıkta bir takım hastalıklar varsa da bu oranı %5'e kadar çekebileceğimiz söyleniyor. Dolayısıyla az miktarda kullanılabilir ama beslenmenin içinde bol miktarda kullanılması da doğru değil. Ama buradan şekerin kanseri besleyeceği sonucuna varmamız da çok doğru bir mantık değil.